Ekonomi ve finans dünyasının markalaşmış yüzü olan İBİS ekranlarından merhaba efendim. Bugün Yakamoz Restoranları'nın genel müdürü Sayın Özlem Yakar'la beraberiz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Sizler hoş geldiniz. Öncelikle yani ekran başındaki seyircilerimiz için sizi tanıyabilir miyiz? Ben Özlem Yakar. 2009'dan beri Kuleli Yakamoz firması var ama ben son 2 yıldır buradayım. 2 yıldır Yakamoz'un müdürlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda davet ve ziyafet müdürlüğünü yapıyorum. Bu şekilde diyebilirim. Peki bu Yakamoz ismi nereden geliyor acaba? Yakamoz ismi aslında bir yansıma olarak bilinir. Denize yansıma, ayın yansıması olarak bilinir ama aslında bunun tam açılımı Yakamoz'un bir deniz canlısıdır. Yakamoz'da bizler çok fazla isim arayışı içerisinde olduğumuz dönemde şöyle bir şeyle karşılaştık. Bütün dünyada ağza en güzel gelip de akılda kalan isim Yakamoz. Ve onun için biz Yakamoz restoranlarıyla başladık diyebilirim. İsim olarak bunu seçtik diyebilirim. Yani deniz falan demişken bu arada restoran da konsept olarak çok uygun buna. Hemen arka tarafınızda birebir denize, aynen, sıfır, İstanbul. Boğaz Köprüsü hemen karşınızda. Gerçekten müthiş bir görüntüye sahip yer olarak. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Biz şey diyoruz, hem damaklara hitap ederken, damağa böyle gerçekten iyi bir imza atarken göz zevkinizi de bozmayalım. Aynı şekilde de böyle gözünüze de böyle bir bayram havası yaratalım diyoruz. İstanbul Boğazı'nda denize sıfır konumlanmış zaten alkolsüz ilk restoranız. 2009'dan beri alkolsüz olarak hizmet veren ilk restoranız. Peki bu alkolsüz olmanın size yarattığı avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Açıkçası iyi hizmet veren bir firma için avantaj ya da dezavantaj aranmamalı benim gözümde ya da bizlerin düşüncesinde. Çünkü baktığınız zaman siz eğer hizmetinizi iyi veriyorsanız her şeyi siz kendinize iyi veya kötü siz kendinize çevirebilirsiniz. Bu da nedir? İşte vermiş olduğunuz bir bardak çaydan vermiş olduğunuz gerçekten tam anlamıyla kapsamlı bir ziyafet sofrasına kadar. Hepsi içerisine yer alır. Bizim için bir dezavantajı yok. Avantajı çok. Şöyle avantajı çok. Biz Boğaz'da tekiz bu konuda çünkü. Bir rakibimiz yok. Kişi Boğaz'da kaliteli bir yemek hizmeti almak istediğinde geleceği adres belli olmuş oluyor. Çünkü Boğaz'da bu tip bizim dışımızdaki alkol hizmeti veren, biz vermiyoruz, alkol hizmeti veren çok fazla firma var. İşletmeniz aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyor? Yaz aylarında maksimum 450 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Bunda çünkü hem deniz kenarı konseptim hem bahçe konseptim bir araya gelmiş oluyor. 450 kişiye kadar yaz aylarında ağırlıyorum. Kış aylarında ise şu an görüldüğü gibi cam bir fanus aslında ağırlıyoruz diyebilirim. Bir kış bahçesi tarzında ağırlıyoruz Boğaz'da. O zaman da 220-250 kişiye kadar misafir ağırlıyoruz rahatlıkla. Ne tarz yemekleriniz var? Bakıldığında en çok Boğaz'da tabii ki ne yenir? Balık yenir. Onun için balık çok fazla ön planda gidiyor ama bunun dışında biz et, tavuk ve balık çeşitlerinin tamamı. Hemen hemen hepsinin hizmetini veriyoruz. Daha çok ızgara tarzı. Izgara yemekleri olabiliyor. Mutfağımıza bu konuda çok çok güveniyorum. Çünkü çok sağlam bir ekip var burada. Biz ekip olarak biz olmayı seviyoruz. Bizi konuşmayı seviyoruz. Biz olarak hareket etmeyi seviyoruz. Onun için mutfağımızda yapılamayacak hiçbir şey yok. Zaten bunu siz yeter ki isteyin. Zaten bunu da ekip olarak çok güzel yansıtıyorsunuz. Girişimizden beri o güler yüzlük, o doğallık, müthiş bir atmosfer var gerçekten. Yani sadece bir Boğaz Köprüsü bir denizden kısıtlı değil olay. Değil. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar çalışanlarınız bu konuda çok özen gösteriyorlar. Bizde samimiyet çok önemli. Çünkü kişi özellikle dışarıya çıkıp yemek yer. Evde normal bir yemek servisini her zaman yaparsınız. Her zaman çünkü yaşamımızı idame ettirebilmek için yemek yememiz gerekiyor. Dışarıya çıktığınız zaman kendinizi özel hissetmek istersiniz. O özel hissedeceğiniz anı burada yaşayın istiyoruz ve bizler aklınızda kalalım. Evinizden sonraki ikinci adres olalım diyoruz. Samimiyetle gelin, rahatlıkla oturup yemek keyfi yaşayın. Bunun dışında işte kahvaltıysa gerçekten hafta sonuna başlayabileceğiniz ya da haftaya başlayabileceğiniz günün en önemli öğünü olan o kahvaltıyı mutlulukla yapın istiyoruz. Her yemek bir mutluluğa dönüşsün, bir keyfe dönüşsün. Bir seremoni olsun, gerçekten bir seremoni olsun istiyoruz. Onun için de bu tarz, hani bizim firmamızda gülmeyen çok insan yok ya. Burada gülmeyen personelim yok. Bildiğimiz kadarıyla işletmenizde düğün, nişan organizasyonlarında bulunuyorsunuz. Yapın. Bunlarla ilgili aşamalarınız, yani hazırlık aşamalarınız nelerdir? Nasıl yapıyorsunuz? Sizi ne kadar yoruyor bu durum? Bizi yormuyor.
yani görünürde yorgunluk veren bir iş gibi algılanıyor ama biz ta ki o çiftin kapıdan girişi, düğünün başlama anını gördüğümüz an bizde bütün yorgunluk unutulmuş ve sadece o anı onlarla birlikte yaşamanın keyfi kalıyor. Ama tek düğün, nişan gibi konseptler değil, biraz da iş yemekleri ağırlıklıyız aslında. Biraz daha devlet kademesi de olan kişilerin yemeklerini yapıyoruz. Bunun dışında söz yemekleri ya da ilk adımlar diyelim, evlilik teklifleri çok fazla burada oluyor. Boğaz'dan tekneler geçirdiğimiz, havai fişekler patlattığımız, bir anlık denizden gelen bir evlilik teklifi bile olabiliyor diyebilirim. Yani kapımız mutluluğa tamamen açık diyorsunuz. Tamamen açık. Tamamen açık. Eğer yemek yemek bir mutluluksa bu da Yakamoz'da yaşanıyor diyebiliyoruz biz. Yakamoz'un hizmet vermek istediği kitle nedir ve şubeleriniz ne? Yani kaç tane şubeniz var? Kanlıca'da bir şubemiz var. Bunun dışında Beylerbeyi'nde yeni bir oluşumumuz var. O oluşumda biraz daha kafe restoran ağırlıklı olacak. Biraz daha genç hitabı, gençlere hitap eden bir alan olacak diyebilirim. Örneğin Yakamoz'un, şu an Kuleli Yakamoz'un bulunmuş olduğu yaş grubu 25 ve üzeri yaş grubuna rahatlıkla hitap eden bir yer. Ama Beylerbeyi'nde düşündüğümüz yeni oluşumumuz için yaş grubu biraz daha gencin, genç kanın olduğu, kanın genç olduğu alanda olacak bir yer diyebilirim. İlk restoranınızı nerede açtınız? Beylerbeyi'nde küçük bir kokoreççiyle başlamalı. O başlangıçtan biraz bize bahsedebilir misiniz? Firma o heyecanlarınızdan. Firma sahibimiz Acar Kaya. Bu konuda gerçekten çok 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 sektöre kendini bağlamış. Bir firma sahibi gibi değil, tam tersine bir çalışan gibi sektöre bakıp, personeline bakıp, her zaman birliğin, beraberliğin, biz olmanın önemini hepimize aşılayan kişi diyebilirim. Onun ilk başlangıcı, tabii ki ben 2009'dan beri Yakamoz'un içerisinde değilim ama dışarıdan Yakamoz'u bilen ve çalıştığım firmayı bu konuda geçmişiyle çok çok rahat araştırmış biriyim ve bunu hepimiz zaten biliyoruz. Çalışanların hepsi bu konuda bilgi sahibidir. Bir kokoreççiyle başladı. Daha sonrasında bu yavaş yavaş büyüyerek bu sektörde biraz risk almaktı. Büyük riskler alınıp büyük istihdamlara aslında sahip olduk. Acar Bey'in bu konuda en büyük destekçisi, ben inanıyorum ki çalışanları, çünkü her zaman firma sahibi olarak değil, bize bir yeri geldiği zaman firmamızın içerisinde sadece firma sahibimiz çıktıktan sonra çok çok diğer samimiyetleri kurabilen, işle özele rahatlıkla ayırabilen biri. Onun için de hani başlangıcımızdan şu anki olduğumuz yere kadar gelişimizin yegane sebebi Acar Bey'in bence inancı ve işe bağlılığı. Çünkü ilk işe, her gün işe herkesten önce o gelir. Her gün işten en son o çıkar. Peki Özlem Hanım, bu sektörde bildiğiniz gibi rakipleriniz çok fazla. Özellikle Facebook. Bu rakiplerinizden sizi farklı kılan şey nedir? Bunu tek cümleyle nasıl anlatabilirsiniz? Samimiyet. Kesinlikle samimiyet. Bizim için hiç kimsenin mutlu olmama gibi bir lüks yok. En başında da dediğim gibi hani özel hissetmeli. Buraya gelen kişi özel hissetmeli. Eğer bu özel hissi ona uyandırabiliyorsak, ona verebiliyorsak ve bizler onların aklının hiç değilse küçücük bir yerinde yer edebiliyorsak, bir aile, onlarla birlikte bir aile olabiliyorsak, bizim ayrıldığımız nokta bu zaten. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman, biraz da size özel bir şey sorayım. Eğer yeniden başlayacak olsaydınız bu sektörde neler yapardınız ya da yapmazdınız? Yeniden başlayacak olsaydım yine bu sektörde olurdum. Çünkü bu sektörü çok çok severim. Yaşamadan bu sektörde içeriğini değiştirebileceğiniz ya da değiştiremeyeceğiniz bir şey yok. Çünkü her gün size farklı farklı insanlar geliyor. Minimumda gün içerisinde 400-500 kişi ağırlıyorsunuz. 400-500 kişinin, herkesin isteği farklı. Şunu yaparsak ya da şunu yapmazsak diye bir şey söyleyemiyoruz. Yapmam ya da yaparım da diyemiyoruz. Bunu demememizin en büyük nedeni de kişilerin farklı isteklerinin olması zaten. Bizler onlar ne istiyorsa her şeyi yapabildiğimiz kadarını yaparız. Ama tabii ki yapmayız dediğimiz bir nokta varsa o da Kuleli'deki işletme şartımız ve prensibimiz, tek kırmızı çizgimiz alkol satış servisi yapmayız.
Yakamoz'da yeni projeleriniz var mı? Varsa bunlar var. Nelerdir? Var. Yakamoz'da çok güzel projeler var. Yakamoz'da öncelikle Yakamoz'un ben size hiç bilinmeyen bir yüzünü söyleyeyim. Bizim personelimiz kişisel eğitim alan bir personel. Kişisel gelişim eğitimi alıyoruz. Çok güzel. Bunda beden dili, hitap şekli, karşılama, kişiye konuşma, bunların hepsi bütün personelimiz tarafından alınıyor. Ve ayda bir kere bu personel eğitimini yaşıyoruz. Bunu hiçbir restoran yapmaz. Daha çok kurumsal bankalar bazlı diyebilirim yapılabilen bir eğitim. Bizler Yakamoz'da bu tarz, Yakamoz'da bunu herkes bilsin. Evet, bu yapılıyor burada ve bundan dolayı Yakamoz aslında kazanıyor. Kişisel bir gelişim var ve kişisel burada insanların tek gelişmesi değil, firmanın da gelişmesine sebep oluyor çünkü deyip diğer firmaları da bu konuda ön ayak olmak istiyoruz ve öncü olmak istiyoruz. Örnek alınmak tabii ki her firma gibi en büyük amacımızdı ve bunu da gördük. Yavaş yavaş örnek alınıyoruz. Yakamoz bir bebek de, emekle de artık koşuyor diyebilirim. Bunu zaten fazlasıyla yansıtıyorsunuz hep beraber. Peki restoran işletmeciliğine yeni başlayacak genç işletmecilere neler önerirsiniz? Çok sabırlı olmaları lazım. Sabır bu işin gerçekten en temeli. Ama sonrasında da güler yüzlerini hiçbir zaman kaybetmemeleri lazım. Yani hayat devam ediyor. Bir anlık sizin suratınızın asıklığı bu sektörde onu kaldırmıyor. Bu sektörde gülmek zorundasınız. Bu sektörde samimi olmak zorundasınız. Gülmeyi bilmeyen biraz da bu işi yapmasın diyebilirim. Peki sabır ve gülümsemenin dışında dikkat etmeleri gereken şeyler var mıdır? Kesinlikle. Ve bunlar nelerdir? Kesinlikle. Çünkü her kişinin dediğim gibi farklı istekleri var. Bu istekleri onlara göre yansıtmak, onlara göre hitap etmek. Birine çok samimi davranabilirsiniz bir misafirinize ama biz misafirinize samimiyetten ziyade resmiyeti sever. O dengeyi ve insanları tanımayı çok iyi bilmeniz gerekiyor bu sektörde. Az önce fast food'dan bahsettik. Fast food'a rekabet çok fazla, rağbet çok fazla. Bununla ilgili size olan dezavantajları nelerdir? Şimdi fast food biraz daha oturma değil, ye kalk. Keyfi bir yemek, yeme alışkanlığı değil. Bize dezavantajı şu, çok fazla soruluyor. Hamburger var mı vesaire gibi. Biz Yakamoz olarak buna karşıyız. Çünkü biz biraz daha beslenme olarak sağlıklı bir beslenmenin ve Türk toplumunun örf adetlerine yakın mutfaklardan çok uzaklaşmamayı düşünüyoruz. Bunda da nedir? Akla gelen tabii ki Boğaz'da olduğu gibi balık. Keza et ürünlerinin ızgara hali. Kesinlikle yağ veya farklı bir işleme tabi tutulmadan. Bizde yapılan birçok et ürünü bile uzun marinasyonlar, yani minimumda 1,5-2 günlük marinasyon işlemi süren yemeklerim var. Yani biz biraz daha detayı, yemeği gerçekten dediğim gibi keyfe dönüştürmekten yanayız. Yani bu konuda anladığım kadarıyla çok da böyle menüleri genişletmeyi düşünmüyorsunuz. Belli bir konsept üzerinden ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Menüler tabii ki gelişim, yani gelişim ülkesindeyiz, gelişim çağındayız. Her gün bir yenisi ekleniyor ama eskiyi de unutmaman hedefindeyiz biz. Yani oradaki eski damak tadımızı kaybettiğimiz zaman birçok şey değişecekmiş gibi geliyor. Onu kaybetmeden onu sadece günümüze, aslında biraz daha şey gibi düşünelim. Doğu batı sentezlemesi ya da işte klasikle modernin bir araya gelmesi gibi düşünülebilir. Evet, modern çizgilere sahip bir restoranım ama daha klasik yemekler sunan bir aynı zamanda restoran. Bunun gibi düşünülebilir. Çok tatlarımızdan uzaklaşmak istemiyoruz. Yani tabii ki bu belli başlı konseptleriniz için geçerli. Peki Yakamoz fast food camiasında girmeyi düşünür mü? Yakamoz fast food camiasında herhalde şu aşamada düşünmez. Şu aşamada düşünmez. Çünkü biz biraz daha dediğim gibi özeli. Fast food genel. Gelen kişi eğer bize genel değil de özel hissetmek istiyorsa özeli tercih edecektir. Onun için özel bir yemek olması lazım. Damak tadına gerçekten özel bir imza atılması lazım. Bir de sadece şu an Türkiye'de şubeleriniz var. Evet. Bunun dışındaki yurt dışına açılımınız ne olacaktır? Böyle bir şey düşünüyor mu Yakamoz? Yakamoz yurt dışına açılmayı da düşünüyor. Bunun dışında İstanbul'da kalmayı da çok düşünmüyor. İstanbul dışında farklı şubeleşme acaba yapabilir miyiz diye araştırmalarını sürdürüyor.
olduğu takdirde zaten çok ciddi isimler ve çok ciddi ses getireceğine inanıyoruz. Hedeflerimiz arasında var büyümek. Ama bu büyürken Yakamoz olarak değil, biz Yakamoz ailesi olarak büyümekten yanayız. Neden olmasın, burada çalışan bir personelimizin farklı bir şubemizde oranın müdürü gibi. Bununla ilgili aklınızda bir iki ülke isimleri var mı? Yani şu ülkede daha çok düşünüyoruz gibi. Ülkelerde düşünmüyoruz ama daha çok Orta Doğu ülkeleri tabii ki her zaman için ilk baktığımız şey. Çünkü onlar bizleri çok bu konuda biliyorlar. Orta Doğu'dan çok fazla misafir ağırlıyoruz. Özellikle Katar'dan çok gelen misafirlerimiz oluyor. Suudi Arabistan'dan çok gelen oluyor. Dubai'den çok gelen oluyor. Bunun da sebebi Boğaz denilince evet balık ya da kahvaltı keyfi. Bir anlamda bakıldığında da alkolsüz bir mekan özellikle tercihleri. O zaman diyorlar ki evet Yakamoz'a gidelim. Bizleri nasıl biliyorlar onu da diye sorabilirsiniz. Hani oraya kadar şubemiz yok. Herhangi bir şekilde duyurumuz yok. Nereden öğrendiler? Bunda da sosyal medya çok büyük etken olmuş oluyor. Sosyal medyada farklı sitelerde, farklı mecralarda bu konuda zaten kişiler bizi tanıyor. Özellikle Türkiye'ye gelişlerinde ziyaret edip sonrasında düğünler mesela yaptığımız oluyor. Arap Emirlikleri'nde oturan çiftlerimizin düğünlerini yapıyoruz. İstanbul'da Boğaz'a karşı alkolsüz düğün yapmak istediklerinde. Tercih yine Yakamoz oluyor. Biliyorlar çünkü alacakları hizmet kalitesini biliyorlar, yemek kalitesini biliyorlar. Bir düğüne baktığınızda, düğün nişan gibi organizasyonlara baktığınızda toplu bir yemek ve aynı anda çıkan bir ürün demek. 400-450 kişiye aynı anda yemek hizmeti vermek demek. Biz 450 kişiye 7 dakikalık bir süreçte aynı anda yemeklerini yeme imkanı veriyoruz. İş böyle olunca kişiler evet biliyor, Yakamoz'dan alacağımız hizmet gördüğümüz manzara kalitesiyle birebir eşdeğer. Yani insan zaten baktığı zaman da pek karşı konulabilecek bir manzara değil. Değil. Bu konuda da en önde gelen isimlerden bir tanesi de doğal olarak Yakamoz oluyor. Kesinlikle. Bu konuda da sizler de bir çalışan olarak aslında çok şanslısınız. Dört duvar arasında çalışmıyoruz. Kafamızı kaldırdığımızda İstanbul gerçekten ayaklarımızın altında. Böyle bir lükse sahibiz. Yani buna şükür gözüyle bakmaktan yanayım ben. Çünkü birçok kişi dört duvar arasında çalışırken biz gerçekten bir cenneti izleyerek, cennetten bir köşeden izliyoruz İstanbul'u. Hele hele gün batımı, gün batımının ardından bir akşam çok çok güzel olabiliyor. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. Her zaman burada olun, her zaman bizlerle olun isterim. Yakamoz ailesi olarak sizler de ailemizin yeni üyesi olduğunu sayıyoruz. Ailemize sizler de hoş geldiniz diyoruz. Bizler de EBC ekranlarına hoş geldiniz diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz ben bizimle teşekkür bu bilgileri paylaştığınız için.